Mutlu ve sağlıklı akşamlar. Halkın ekranında Halkan Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Takvimler 19 Şubat Cuma'yı haftanın yavaş yavaş sona ermekte olduğunu, saatler ise Türkiye'nin ana haber bülteni saatini 18'i gösterdi bile. Önümüzdeki 2 saat boyunca hem bugün yaşananları hem hafta boyunca yaşadıklarımızı, başımıza gelenleri konuşacağız, dertleşeceğiz, paylaşacağız, eleştireceğiz, anlamaya çalışacağız birçoğunu da. Hadi gelin başlayalım. Gara tartışmasıyla başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Kılıçdaroğlu mahkemelik oldu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP lideri Kılıçdaroğlu 5 kuruşluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açtı. Bugün Cumhurbaşkanı yerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Siyaset gara şehitlerini konuşmaya devam ediyor. Bu operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'ndan Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına, askerinden polisine ve istihbaratçısına kadar tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Sorumlu kimdir? Siyasetçidir. Kimdir en tepedeki sorumlu? Erdoğan değil mi? Odur. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız? Hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Burada ciddi bir başarısızlık vardır. Bunu dillendiren de Sayın Erdoğan'dır. Terör örgütü PKK'nın Gara katliamı polemiği hız kesmiyor. Siyasetin tansiyonu yüksek. Terör örgütü 13 vatan evladını şehit etti Irak'ın kuzeyindeki Gara'da. Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Terör örgütü PKK'yı bir kez daha kınadı. Sorduğu 5 soru için kendisini eleştiren Erdoğan ve AKP'ye seslendi yine. Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız. İçişleri ve Milli Savunma Bakanları Süleyman Soylu, Hulusi Akar, Gara operasyonu ile ilgili bilgi vermek için CHP'yi ziyaret etmişti. 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kimse başka bir şey düşünmesin. Meseleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak terör örgütünü aklamaktır ve PKK'yı aklamaktır. Önce sarayın memurları benim muhatabım değil. Dolayısıyla ona cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Makamın büyük olması hata yapılmayacak anlamını taşımaz. Erdoğan, 13 vatandaşımızı kurtarmayı başaramadık demişti. İçişleri Bakanı'nın makamın büyük olması hata yapılmayacağı anlamını taşımaz sözleri de dikkat çekti. Burada sorumluluk bizatihi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ilgili iktidarın yetkililerindir. Elbette ki toplumun zihnindeki bir takım sualleri sormak özellikle demokrasilerde siyasi partilerin görevleridir. Ha bütün bunları unutturmak için İçişleri Bakanı'nın yaptığı gibi hamaset yapmaya kalkarsanız bu millet bu hamasete kanmaz. Kimse kimseye millilik, yerlilik, milliyetçilik dersi vermesin. Cumhurbaşkanı şehitlerimiz için esir kelimesini de kullanmıştı. CHP lideri isim vermeden Bahçeli'ye de seslendi. Bölücü terör örgütünün kaçırıp alıkoyduğu vatan evlatlarına esir demek halkın ağzı değil, hiyanetin, hüsranın, husumetin ağzıdır. Ben esir deseydim kim bilir neler olmuştu. Acaba Erdoğan'a destek verenler çıkıp da siz esir lafını kullanamazsınız dedi mi? Türkiye'nin bu acı gününde devlet millet bütünleşmesi açısından en azından bir gün yas ilan edip bu konuları günlük tartışmaların dışında bırakmaktı. Yani şunu sormak lazım, yas için kaç kaybımızın olması lazım? Yas ilan edilmedi. Şehitlerimizin toprağa verilmesinin üzerinden günler geçti. Polemik sürüyor. Aslında polemik bitebilirdi. Eğer yanıt bulsaydı 5 soru. Çok ciddi 5 soru sordu CHP lideri Kılıçdaroğlu. 5 soru. Kısa yanıtlar verilebilecek 5 soru. Hala yanıt verilmedi. Bir hakaret var ortada. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na söylenen sözler var. Sorumlu devlettir denilmekte. Sorumlusu kim? Sadece bir soru. Geriye 4 soru daha kalıyor. Bugün CHP lideri bir kez daha tekrar etti o geride kalan soruları da.
5,5-6 yıldır ne yaptınız? Çıksın millete anlasınlar ya. Bölücü terör örgütü bunları ellerinde tutuyordu. Ne yaptınız siz? Sen nasıl oluyor da 5 yıldır, 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır nasıl diyorsun ya? Soruyorum. Ya siz İstanbul seçimlerinde gittiniz bölücü terör örgütünün elebaşından mektup aldınız. Bize destek ver diye. Kardeşim İstanbul seçimleri için destek istiyorsun da aynı kişiden neden 13 kişiyi serbest bırakın diye bir çağrı mektubu, bir açıklama istemiyorsunuz? Tamamı yalan, tamamı yanlış, tamamı hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. CHP lideri Erdoğan'a terör örgütü PKK'nın asker, polis, sivil 13 vatandaşımızı şehit ettiği Gara katliamı ile ilgili 5 kritik soruyu ilk kez salı günü sordu. O günden bugüne sadece bir soruya yanıt geldi. Sorumlusu devlettir dedi Cumhurbaşkanı. Kemal Kılıçdaroğlu yine sordu. Yanıt bekliyorum dedi. Hala cevabını almış da değilim. Onu da altını özenle çizeyim. 5 sorunun cevabını Sayın Erdoğan'dan yine bekliyorum. CHP grup toplantısında sergilenen pesbayelik, söz konusu zatın rezil karakterinin artık iyice bildiğimiz, tanıdığımız tezahüründen başka bir şey değildir. Hakarete gerek yok. 5 sorunun cevabını alsın önüne koysun. 5 sorunun cevabını bana değil millete verecek zaten. Sana Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum. Sana İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Ya sen bunlara layık değilsin. Bu soruların yanıtını bulamadığım için 5 sorunun cevabını hala bekliyorum. İster Erdoğan verir, ister onu yetkilendirdiği birisi verir. İki liderin karşılıklı açıklamaları yargıya da taşındı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın yüzsüz, terbiyesiz sözleri için 5 kuruşluk, Cumhurbaşkanı da 13 şehidin sorumlusu sensin sözleri için 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ya sen ne yüzsüzsün ya? Sen de yüz var mı ya? Terbiyesiz herif. Soruların cevabını istiyorum. Hakaretler arka arkaya geliyor. Yağmur gibi. Erdoğan'ın Ankara İl Kongresi'nde kurduğu bu cümleler kayda geçti. Ama Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan Erdoğan'ın konuşma metninin içinde terbiyesiz, yüzsüz ifadeleri yer almadı. Fahrettin Altın Makas dünkü küfür, iftira ve hakaretleri makaslamış. Bakanları sansürlüyor, muhalefeti sansürlüyor, herkesi sansürlüyor. Döndü en son Cumhurbaşkanı sansürlüyor. Prompter'a yazılanların Cumhurbaşkanlığı'nın sitesine konulamadığı, yani utanıyorsan söyleme, söylediysen utanma. Erdoğan ve CHP hattında yeni günde de tansiyon yüksekti. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bu kez iktidar partisinin iktidar ortaklarının yanında yer almadı. Devlet ayrı, iktidar partileri ayrıdır dediler. Ortada duran başarısızlığa da bizi ortak edemezsiniz dediler. Ve iktidarı çok sinirlendirdiler. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyük fırsatı kaçırdı muhalefet dedi mesela. Şimdi iktidar öfkelenince ne oluyor onları da konuşacağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aradan yıllar geçti. Kobani soruşturması kapsamında HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı. O milletvekillerin arasında HDP eş başkanı Pervin Buldan da var. Birazdan anlatacağım efendim. Yine HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hapis kararı da Yargıtay tarafından bugün onandı. Gergerlioğlu ki insan hakları ihlallerini sık sık gündeme getiren bir milletvekili. Cezaevlerinde yaşananları gündeme getiren bir milletvekili. Cezaevlerinde çıplak arama gerçeğini kamuoyuna bir kez daha duyuran isimlerden biri. Cezaevlerinde çıplak aramayla ilgili İktidar Partisi'nin sözcüsü Özlem Zengin konuştu. Özlem Hanım bizi de izler. Danışmanlarına, yardımcılarına da izletir. Şimdi gün boyunca Özlem Zengin konuşuldu, tartışıldı sosyal medyada. Özlem Zengin, onurlu kadın. Öyle yıllarca beklemez. Üzerinden bir yıl geçmeden açıklar başına geleni dedi. Onurlu kadın, namuslu kadın. Öyle yıllarca bekledikten sonra açıklamaz başına geleni dedi. Önce bir izleyelim haberi. So
Suç duyurusu olaydan hemen sonra olur. Bir kadını çıplak arayacaksın. Bak Dilek Hanım öyle söylüyor. Arayacaksın. Dakikasına bundan rahatsızlığını beyan eder. Bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Gündem gözaltında çıplak arama. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in sözleri çıplak aramaya maruz kaldığını anlatan kadınlar için. Onurlu, ahlaklı kadın bir sene beklemez dedi. Gözaltında çıplak aramaya maruz kalan kadınların dakikasında rahatsızlığını dile getirmesi gerektiğini ifade etti. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir. Kurgusal dedi Zengin, çıplak arama iddialarına ilişkin. Bu ilk değil. Zengin'in Türkiye'de çıplak arama yok sözü bundan sadece 2 ay öncesine ait. Türkiye'de çıplak arama olduğunu asla inanmıyorum. Yok böyle bir şey. Hemen sonrasında çok daha fazla kadın karakolda ifade sırasında çıplak aramaya maruz kaldığını açıkladı. Çıplak arama yoktur diyen Özlem Zengin'e sesleniyorum. Çıplak aramaya maruz kalan binlerce kadından biriyim. Sadece bir paravan arkasında, delikli bir paravan arkasında ve jandarmanın önünde çıplak arama yapıldım. 4 kez çıplak aramaya maruz kaldım. Hatta Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan öğrenciler de kendilerine çıplak arama yapıldığını açıkladılar. Hem de Zengin'in Türkiye'de çıplak arama yok iddiasının ardından. Çıplak aramaya dayatıldım zorla bir şekilde. Tüm bunlara Zengin'in yanıtı, onurlu ahlaklı kadın bir yıl beklemez oldu. Meclisten de sosyal medyadan da çok sayıda isim Zengin'e tepki gösterdi. Aynı Özlem Zengin, kendi makbul kadınını tarifinden sadece 2 ay önce meseleye bambaşka bir açıdan baktığını gösterecek bir konuşma yapmıştı. Ama zaman geçtikçe içinde biriken bir şey oluyor. Yani tutamadığı, tahammül edemediği ve belki de psikolojik olarak taşıyamayacağı bir noktaya geliyor. İşte öyle zamanlarda bence bu tarz MeToo gibi, Türkiye'de olduğu gibi bunları anlatmaya dair eylemler bence kaçınılmaz hale geliyor. Bu kez kadınların kendilerini taciz eden kişiyi yıllar sonra sosyal medyadan ifşa ettiği hareket MeToo'ya ilişkin konuşuyordu Zengin. Kadınların tacizi yaşadığı sırada şartlar gereği şikayet edemediğini söylüyordu. Bazen şartları gereği bazı şeyleri kabul ederek belki şikayetinden vazgeçtiğini tercih ediyor kadınlar. Bir kadını çıplak arayacaksın. Bak Dilek Hanım öyle söylüyor. Arayacaksın. Dakikasına bundan rahatsızlığını beyan eder. Bir sene beklemez. Bu konunun üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bir kadının ruhunda bıraktığı hasarın anlatılması, bunların ortaya çıkması çok önemli. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir. Özlem Hanım, hani parmak sallıyorsunuz ya öfkeli olduğunuzu belirtmek için. O parmağı hepimize sallıyorsunuz. Yapmayın. İyi bir iletişim stratejisi değil. Her şeyi bir kenara bırakın. Ve hemcinslerinizi onurlu onursuz, ahlaklı ahlaksız, iffetli iffetsiz diye damgalarken içiniz rahat mı bilmiyorum. Fakat yıllarca susar kadınlar da, erkekler de. Başına bu işler gelen, işkenceye uğrayan yıllarca konuşmayabilir. Yıllar sonra bir cesaret toplayıp başına gelenleri anlatabilir, ifşa edebilir. Yıllar boyunca susanlar ve yıllar sonra başına gelenleri anlatabilenler var bu ülkede. Parmak sallarken belki 90'lı yıllarda bir öfkeniz vardı. Başörtülü bir kadın olarak önünüzün kesildiği ve engellendiğinizi düşünüyordunuz. Haklıydınız da. Öfkeniz haklıydı. Ve salladığınız parmak ülkeyi yönetenlere karşıydı. Bugün salladığınız parmaksa ülkeyi yönetenler tarafından eziyet edilen, haklarından mahrum edilen insanlara sallanan parmaktır. Ve bu parmak hiç hoş görünmüyor. En hafif tabirle. Ve umarım hiç başınıza gelmez. Umarım hayatınız boyunca anlatmak durumunda kalacağınız, insanlık onurunu zedeleyecek hiçbir davranışla karşılaşmazsınız. Ama bu ülkede genç kadınlar, genç erkekler, kadınlar, erkekler cezaevinde yaşadıklarını bir cesaret, birbirlerinden cesaret toplayıp dile getirebiliyorlar. FETÖ'cüdür onlar diyorsunuz. Kurgudur, yalandır demeye getiriyorsunuz. FETÖ'cü ya da değil, öğrenci ya da değil, kadın ya da erkek. Cezaevinde yaşadıklarını bir cesaret toplayıp anlatan insanlarla ilgilenmek, başlarına gelenin üzerine gitmek, sorumluluk sahiplerinin cezalandırılmasını sağlamak, işkence edenlerin cezalandırılmasını sağlamak sizin göreviniz. Yapmayın. O parmağı hepimizin gözüne sallamayın. Hadi devam edelim haberlere. Ankara'da GBT yapacağız deyip bir arabaya konulup bütün şehirde gezdirilip
sonra göl başına bırakılan gençler var, öğrenciler. İddiaları polisiz dediler, Boğaziçi eylemine katılıyormuşsunuz dediler. Arabaya aldılar, bir daha sizi görmeyeceğiz dediler, darp edildik bırakıldık diyorlar. Çok ciddi bir iddia. 90'lı yıllara mı dönüyoruz? Cumhuriyet'in başkentinde bazı araçlar bazı kişilerin peşine takılıp onları gündüz gözüyle ya da gecenin bir yarısı ortadan kaybedecekler mi? Böyle mi olacak? 90'lara mı döneceğiz? Konuşacağız efendim. Bunları konuşmak zorundayız. Bu arada cezaevlerinden bir haber vereyim. Sağlıkla ilgili Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı. 372 ceza infaz kurumunda koronavirüs aşısının yapılmaya başlandığını duyurdu. Nakil ve sevk işlemlerinin kısıtlanmasına karşın diyor bakanlık, şu an 55 cezaevinde 240 pozitif vaka bulunuyor. İkisi yoğun bakımda olmak üzere 33 vakanın tedavisi hastanede devam ediyor diyor bakanlık. Salgının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk haftadan itibaren de 28 tutuklu ve yükümlünün COVID-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtiyor. Sayının çok daha fazla olduğunu sık sık dile getiriyor insan hakları savunucuları. Onlardan biri de Ömer Faruk Gergerlioğlu. Onun da hapis cezası onandı bugün. Onu da söyleyelim. Aşı nerede diye sormaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanı bugün Nisan ayını işaret etti aşıların geri kalanı için. 65 yaş üstü izleyicilerimizin içinde randevu sırası geldiği halde aşı olmadığı için evine geri gönderilen, aile sağlığı merkezinden evine geri gönderilenler var. Tweet atıyorlar. İzleyicilere sonsuz güvenirim attıkları tweetlere de ve onların yazdıklarını dile getiririm. Araştırıyor da ekiplerimiz. Aşının olmadığını zaten biliyoruz. Hepimize yetecek kadar aşının olmadığını gelir diyor bakan da. Şimdi Mart ayında kısıtlamaların bir kısmı kaldırılacak bazı iller için. İyi de şehirler arası dolaşım serbest. Kırıkkale'de lokantaları açarsanız Ankara'da kapalı kalırsa Ankara'dan Kırıkkale'ye lokantaya giderler. Vaka da götürülür. Nasıl olacak bilmiyorum. Şu ilaç zammını anlatayım da evvela. %20 zam geliyor ilaçlara. %20. Maaşlara gelmeyen zam ilaçlara geliyor. Katılım payı alıyorlar. Reçetelerde vatandaşın ödediği pay giderek artmakta. Ama baksanız SGK batmamış. İlaçlara %20 zammın haberi. Zam sürpriz değil aslında. Her yıl Şubat ayının ortalarında ilaca bir kez zam yapılıyor. İlaca %20 zam geliyor. Beşeri tıbbi ürünler fiyatlandırmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında karar resmi gazetede yayınlandı. Düzenleme ile ilaç fiyatlandırılmasında da kullanılacak euro kurunun bu yıl 2020 seviyesinin %20'sini aşamayacağı belirtildi. Tüm yılın değerlendirmesi sonucu hem enflasyon hem döviz kurundaki artışların orantılanması sonucu çıkmış bir zam. Özellikle meslek odaları olarak yönteme itirazımız var. Şu sıkıntıyı yaşıyoruz her yıl Can Bey. Şubat ayının ortasında ilaca zam geleceği belli. Ve bundan dolayı biz maalesef yılbaşından bu yana ilaçların bir kısmının piyasadan çekilmesiyle karşılaşıyoruz. Bu hem hastalarımızı hem bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. İlaç sektörü temsilcileri söz konusu düzenlemenin komisyon kararının yayınlandığı gün geçerli olmak üzere fiyatlara %20 zam yapılacağına işaret etti. Yani her seferinde bir önceki fiyatın aynısından almıyoruz. Her seferinde farklı bir fiyat, farklı fiyat. Yani %20, %30, %50 fark etmez. Biz alıştık artık zamlara. Vallahi çok diyorum ben. Çok yani. Bunu o kadar hani alamayan insanlar da var. Nasıl olacak bu insan? Geçinmesi satın zor. Sadece ilaç zamına odaklanmamak lazım. Her şeye zam var. Yani gündemi takip ediyorsunuzdur. Şu an insanlar çok sıkıntıda. Yani ben dahil. Yani onun için gerçek kalıcı çözümler üretilmeli. Uygun değil, raporluyum ama yine de ödüyoruz yani. Ama şu anda asgari ücretle çalışıyorum. Devlet 1 milyar maaş veriyor, işveren sigortasız çalıştırıyor. Öyle yaşamaya çalışıyoruz yani. Acız yani, sıkıntılıyız. Hep sıkıntılıyız. Sadece çalışan eziliyor burada. Başka hiçbir şey yoktur yani. Bugün öyle bir haber izleyeceksiniz ki halk haberin özel haberi günlerce konuşulacak. İstanbul'un göbeğinden bir yoksulluk, yokluk görüntüsü. Yıllarca akıllardan çıkmayacak bir görüntü. Belki bu dönemin iktidarın sembolü olacak görüntülerden biri. Birazdan ekrana gelecek. Ben utandım izlerken.
Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Yani ülkeyi yönetenler adına utandım efendim. İnsan hakları aktivisti avukat Hatice Can yazıyor. 90'lı yıllarda kaybederlerdi insanları. 12 Eylül'de de çok yaygındı. O kadar çok kişisel davranış biçimi gözlemledim ki. Sanki o günleri yaşar gibi. Gözaltına olup olmadığını bir kişinin kayıp yapılan defterden görmeye çalışırdım avukatı olarak diyor. Konuşacağız. Şimdi bir karar aldılar. Evet, Mart ayından itibaren biraz kısıtlamaları gevşetecekler il il. Onu da nasıl yapacaklarını söyleyelim size. Renklere göre ayıracaklarmış. Yani bazı illerin rengi mavi, bazılarının işte sarı, turuncu, kırmızı olacak. Bu renklere göre düşük riskli il, yüksek riskli il belirleyecekler. Günlük vaka sayısı 100 binde 10'un altında olan düşük riskli il olacak. 100 binde 11 ile 35 arası ise orta riskli il. Günlük vaka sayısı 100 binde 36 ile 100 arasındaysa orta riskli ama turuncu. Yani yüksek orta riskli, öyle diyelim. Çok yüksek riskli illerde 100 binde 100'ün üstünde vaka. Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerimiz gibi Trabzon, Giresun, Ordu. Ankara'da 35'lerde, 100 binde 35'lerde. Ankara'nın rengi orta riskli şimdilik. Şimdi kısıtlamayı Ankara'da kaldırdınız diyelim ki. Ama yanı başında örneğin Konya'da kısıtlamayı kaldırmadınız. Şehirler arası seyahat ise serbest bırakmış vaziyettesiniz. Nasıl olacak? Gün içerisinde Konya'dan Ankara'ya gidenler olacak. Bu sirkülasyonun önüne geçmediğiniz sürece, bu dolaşımın önüne geçmediğiniz sürece bir çözüm değil. Ama oyalanıyorlar sanırım. Hani kriz yönetilmiyor demesinler diye renkli haritalar yayınlıyorlar. Tedbir budur diyorlar. Aşı nerededir diye sorunca da Nisan'a gelir diye yanıt veriyorlar. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kısıtlamalarda bir gevşeme hem de özellikle mutasyon da etkisi Avrupa'dan sonra bizde genelde 2-3 ayda sonra ortaya çıkıyor genelde yükselişlerimiz. Bunda da bir artış olursa ne yazık ki vaka sayılarında bir yükseliş, tırmanış yakalayabiliriz. Yaptığımız kısıtlamalara rağmen salgını orta kritik düzeyden bir türlü düşük düzeye hiçbir ilde indiremiyoruz. Dünya, İngiltere, Afrika, Brezilya mutasyonunu konuşuyor. Acaba Türkiye mutasyonu olur mu? En kritik soru bu. Çünkü Türkiye'nin bazı bölgelerinde vaka sayıları arttı. Özellikle Karadeniz. Türkiye'nin haftalık vaka haritasında riskli çıkan illerin önlemler konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Yani kısıtlamaların şeyi kalmadı çok, etkinliği kalmadı gibi. Denetimlere devam etmek lazım. Sadece haritaya dağıttık bunları diye 110 bin tane test yapıyorsunuz topu topu. 80 küsür tane ile dağıttık bunları diye. Bu ölçütleri kullanarak böyle ferah ferah bir açılma yapılacağını hiç düşünmüyorum. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun her 100 bin kişide vaka sayısının en fazla olduğu iller sıralamasının ilk beşini oluşturuyor. Cuma ve pazartesi hareketlilikleri bir. İkincisi hafta sonu ev buluşmaları ve toplanıp bir arada yatıp kalkmak hatta çok daha olumsuz bir etki yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gevşeme takviminin detayları şekilleniyor. Her hafta açıklanan vaka haritası aslında şehirlerin karnesi gibi. Vaka sayısında azalma görülen illerde kısıtlamalar gözden geçirilecek. Yani her il için farklı uygulama olacak. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şenol'a göre gevşeme olacaksa o bölgeye çok daha fazla test yapılmalı. Bu yapılmış olan kısıtlamalar ne kadar etki etti? Bunların hangileri önce kaldırılsın, hangileri kaldırılmasın ve yenileri eklensin gibi bir soru işareti var. Bunların hepsi için çok miktarda test yapmamız gerekiyor. Kentlerin normalleşme adımlarında aşılama durumuna da bakılacak. Ancak uzmanlara göre Türkiye'de aşılama hızı düştü. Bu nedenle de aşılama durumunu ölçüt almak zor görünüyor. Bizim aşılama hızımızda diğer ülkelerde pek görülmeyen iniş ve çıkışlar var. Muhtemelen bu sistemin tam oturmamasından, sürekli günübirlik kararlar alıp yeni bir uygulamaya geçirmesinden ve bence de en önemli noktası planlamada uygulayıcıların yer almamasından kaynaklanıyor. Bu hızla giderse 65 yaş üstü ve sağlık personelinin aşılanmasının 2 ay daha sürebileceğine dikkat çekiyor uzmanlar. Aşılama hızımız yavaş. Şu anda günlük 175 bin civarında bir aşı yapıyoruz. Aşılanması bu hızla giderse ancak 2 aşısı daha 2 ay sonra tamamlanır. Kademeli olarak normalleşme adımları konuşuluyor. Ama en önemli iki kriter.
Uyarılara, önlemlere uymak ve daha hızlı aşılama. Rakamlar tersini gösterirse kısıtlamalar değil azalma, daha da artacak gibi. Aşı olduktan sonra da tedbirlere uymaya devam etmek gerekiyor. Maske takmak gibi. Şimdi ben aşı olduğum nasıl olsa deyip kalabalıkların içinde maskesiz dolaşan siyasetçiler de var bizde. Size Alman şansölyesi Merkel'i göstereyim. Şimdi Merkel İşte Alman meclisinde Bundestag diyorlar galiba, değil mi? Yanlışsam düzeltin. Alman meclisinde bir konuşma yapmış. Konuşma yaptığı kürsüde de maskesini unutmuş. Sonra yerine geçiyor, oturuyor. Bir anda aklına geliyor. Görüntüleri tam ekran görelim, böyle herkes görsün. Bir anda aklına geliyor, maskesini unuttu. Şimdi baştan izleyeceğiz. Koşuyor kürsüye. Eyvah, maskeyi unuttum diye görevlinin elinden alıyor maskesini tekrar takmaya. Bir emir verseydiniz şansölye, koskoca şansölyesiniz, getir yavrum maskemi diyemediniz mi? Demiyor demek ki. Neyse, kendisinin makam odasını birazdan gösteririz vakit kalırsa. Bizdeki kaymakamların makam odalarıyla mukayese etmişler. Merkel'in makam odasında bir tablo var, yağlı boya tablo. Bir masa, bildiğiniz sade, işte gelen misafirler için de bir koltuk takımı, gayet sade. Bizde şaşa, debdebe. Ama bizi kıskanırlar. Çünkü bizdeki gibi binaları, inşaatları, sarayları yok. NASA'ya tebrik yağıyor. Mars'a bir kez daha araç indirdiler. 70'li yıllardan sonra Mars'a bir kez daha araç indirdiler. Adı da Perseverance. Perseverance. Mars'a giden aracın indi. Neyi keşfedecek? Mars'ta daha önce yaşam izleri var mıydı, yok muydu? Onu keşfedecek. NASA'nın Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Haziran'da fırlatılmıştı uzay aracı. Yaklaşık 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 7 yıl sonra öngörülen tarihte Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başardı. Rover tipi uzay aracı yerel saatle 15:55'te Mars'ın Jezero kraterine indi. NASA tarafından canlı yayınlanan iniş sorunsuz gerçekleşti, öyle söyleniyor. Mesafe dolayısıyla Mars yüzeyine ilk dokunuşun görüntüleri yaklaşık 11 dakikalık gecikmeyle yayını seyredenlere ulaştırıldı. NASA 70'lerde de Mars'a ulaşmayı başaran Viking aracıyla konuşulmuştu. Ondan sonra ilk kez ve direkt olarak geçmiş yaşam belirtilerini bulma fırsatını yakalamak üzere bir araç daha indirdi Mars'a. Şimdi sıkı durun. Perseverance gitti Mars'a. Ve inmeyi başardı. Milyonlarca kilometre uzağa. Tüm bu proje kaça mal olmuştur? Şimdi soracağız. Bizim aklımıza bu gelir. Kaç paraya gitti Mars'a? Yani kaç paralık iş bu diye soracağız. Söyleyeyim efendim, kaç paralık işi olduğunu size söyleyeyim. Bir de mukayese edelim. Gelin o paraya ne yapılabilirdi diye mukayese edelim. Veya haberi izleyelim de sonra üzerine konuşalım. Şu anda uzayı görüyorum. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin uzay aracı Mars 2020 misyonu kapsamında Kızıl Gezegen Mars'a iniş yaptı. Uzay aracının Mars'a iniş yapmasının ardından Türkiye'nin uzay programı tekrar tartışılmaya başlandı. Tartışma konusu maliyetler üzerinden oldu. Bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. İnsanlar Mars'a gidiyor. Toplam maliyet 2.8 milyar dolar. Dünya ile uzaklığı güneş etrafındaki yörüngesine göre 55 milyon ila 400 milyon metrekare arasında değişen Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini arayacak uzay aracının maliyeti 2.8 milyar lira olurken, CHP Mersin Milletvekili 426 kilometrelik İstanbul-İzmir yolunun maliyetinin 11 milyar dolar olduğunu söyledi, ses yükseltti. İnşallah Ay'a gidiyoruz. İstanbul-İzmir otoyolunun toplam maliyeti 11 milyar dolar. Dünyanın en pahalı inşaatı. Neden? İşte bu kirli ihaleler yüzünden. Sürekli 5 şirkete verme telaşı yüzünden. Eyinoğlu Mars'a 2.8 milyar dolar harcayarak gidiyor. Ben İzmir-İstanbul yolunu 11 milyar dolar yapıyorum. Maliyetini yaklaşık 2 katı kadar fazla para dedik. Kime? İşte o şirketler. 2.8 milyar dolara Mars'a gitmiş Amerikalılar. İzmir otoyolu 11 milyar dolar. Kaç kez Mars'a gidilip gelinirdi acaba?
Biz Mars'a gitme işini yap işlet devret, devret modeliyle yapmaya kalksak Mars'ın girişine gişe koyarlar. Para kesmeye kalkarlar bu müteahhitler bizden. Gitmezsek Mars'a daha fazla ödemek zorunda kalırız. Mars'a gitmedin mi, evde mi oturdun? Daha fazla Mars vergisi vereceksin derler adına. Peki uzaya gidecek ilk Türk astronotun adı ne olsun? Kimse tartışmadı bunu değil mi? Milli Uzay Projesi'de 3 gün konuşuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir önerisi olmuştu. Caca Bey ismini verelim demişti. Bir heyecan yaratmıştı. Şimdi ben size Caca Bey'den bahsedeyim. Kırşehir'de Caca Bey'in adının verildiği bir medrese var. Anadolu Selçuklu döneminden kalan. Evet uzay bilimleriyle ilgilenmiş Caca Bey. Ve de rasathane olarak kullanılmış medresenin bir bölümü vakti zamanında. Rasathane, uzayı gözlemişler. Anadolu Selçuklular zamanında. Fakat gelin görün ki restorasyon işini vermişler bir firmaya. O da 2020 yılında bitmesi gerekiyormuş, hala bitmemiş. Uzaya gideceğiz de Caca Bey medresesinin restorasyonunu bitiremedik daha. Astronot da medresede olamadı. Caca Bey isimli medresenin restorasyonu 4 yıldır bitirilemedi. 800 yıllık tarihiyle sadece Türk tarihi değil, UNESCO Dünya Mirası listesine alınması bakımından da insanlığın ortak kültürel değeri olan Caca Bey Gökbilim Medresesi, Sayın Bahçeli'nin astronot yerine Caca Bey kelimesini kullanmasıyla ülke gündemine düşmüştür. Caca Bey, MHP lideri Bahçeli astronot yerine önerdi bu kelimeyi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kırşehir Emiri'nin ismiydi Caca Bey. Henüz astronot yerine kullanılmıyor ancak o ismin bir yapıya verildiği ortaya çıktı. Keşke Sayın Bahçeli ve hükümet yetkilileri aynı hassasiyeti 6 Ocak 2017'den itibaren tadilatı devam eden bu Gökbilim Medresesi için de yapmış olsalardı. Kırşehir'de atıl durumdaki bu bina Caca Bey Medresesi. Medrese yıllardır restorasyon bekliyor. Restorasyonun 2020 yılında bitmesi gerekiyordu. 800 küsür yıllık medrese döneminde rasathane olarak kullanılırken günümüzde onarımı dahi tamamlanamıyor. Konuyu CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan gündeme getirdi. Kırşehir Belediyesi yönetiminin AKP'den CHP'ye geçişini hatırlattı ve Kırşehir'i cezalandırmayı bırakın dedi. 8 asırlık dünya mirasına bir an önce sahip çıkmak adına tarihi ve kültürel değerini kazandırmamız gerekmektedir. Bu konuda gerekli tadilatın bir an önce yapılmasını hükümet yetkililerini göreve davet ediyorum. Ne kadar da güzel binadır. Ahi Evran'ın diyarı Kırşehir. Kırşehir'e bir selam gönderelim. Efendim şimdi bizim binalarımızı kıskanıyorlar, saraylarımızı kıskanıyorlar dedik ya. Saraydan söz edeceğim. Güzel, çok kocaman, devasa bir bina. Yerleşke, külliye adına ne derseniz deyin. Binalar kompleksi. Ankaralılar bilir, kenarından geçerken o demir parmaklıkların ardında kütüphanesi görünüyor sadece. Kütüphanesi de çok görkemli. Ben öyle dışarıdan geçerken gördüm. Kütüphanesini gördüm. Epey görkemli. Görkemli de yapıldığı yer Atatürk Orman Çiftliği arazisi. Ve vakti zamanında daha inşaatı devam ederken iş yargılık oldu. Yani bu inşaat kaçaktır dedi yargı. Ne dedi dönemin başbakanıydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan? Biz yapar bitiririz, geçer içine de otururum, güçleri yetiyorsa gelip çıkartsınlar dedi. Kimsenin gücü yetmedi. Bugün Danıştay 6. Dairesi bir karar verdi ve Atatürk Orman Çiftliği gibi tarihi sit alanlarında kamu binası yapılabilmesinin önünü açan 271 sayılı kararı iptal etti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha Beştepe'deki külliyeyi boşaltma çağrısı yapıyor Ankara Mimarlar Odası. Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan kaçak saray, kaçaklığı bu kez katmerli şekilde perçinlenmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı tartışmaların hep odağında. Danıştay bir kez daha tarihi ve doğal sit alanlarında kamu yapılarının yapılmasının hukuka uygun olmadığına karar verdi. Danıştay bir kez daha kaçak kararını verdi. Atatürk Orman Çiftliği alanları birinci derece doğal ve tarihi sit alanı. Bu alanda kamu yapıları yapılabilmesi için 271 sayılı ilke kararı değiştirilmişti. Bu ilke kararı yargıya taşındı. Dava Daireleri Genel Kurulu talebimizi haklı buldu. 2010
2004 yılında 5. İdare Mahkemesi Atatürk Orman Çiftliği'nde sarayın yapılmayacağına karar vermişti. Ancak tarihi alanlarda kamu binası yapılabilmesinin önünü açan 271 sayılı ilke kararı değiştirilmişti. Mimarlar Odası bir kez daha yargıya taşıdı konuyu ve ilke kararı Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi. Bu noktada beklentimiz hukuk devletinde, demokratik devletlerde olması gereken Cumhurbaşkanı'nın bu karara uymasıdır. Danıştay'ın bu kararının ardından Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya Köşkü'ne taşınması gerektiği çağrısını yaptı. Atatürk'ün mirasına sonuna kadar da sahip çıkacaklarını söyledi. Kaçak sarayın acilen boşaltılarak Cumhurbaşkanlığı mekanının Çankaya Köşkü olduğunun bir kez daha altının çizilmesidir. Atatürk Orman Çiftliği alanlarındaki mücadelemiz devam edecek. Atatürk Orman Çiftliği alanları özgürleşene, Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun haline getirilene kadar. Yargı karar verdi. Dikkatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Ya şaşırtırmış hepimizi. Pazartesi günü Danıştay'ın kararına saygı duyuyorum ve sarayı boşaltıyorum. Öyle mi diyecek? Şimdi bir düzeltme var. Kemal Bey diyor ki güçleri yetiyorsa gelip çıkartırlar dediniz ama doğru tabir o dönem sıkıysa gelip yıksınlar demişti. Doğru, öyle söylemişti. Arşivde duruyor. Bir başka düzeltme, Mars'a 7 yıl mı dedim? 7 ayda gittiler. Mars'a 7 ayda gönderdiler aracı. 7 yıl dedim. Sehven. Sehven. Yapılan başka şeyler de var, söyleyeceğim. Şimdi gücü yetmek ne demek? Yani kim diyebilir? Çıkınız efendim buradan diye. Sandık söyleyebilir. Sandıkta seçmen gider, artık destek vermiyorum der ve değişir yönetim. O zaman Çankaya Köşkü'ne dönebilir. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülebilir. Göreceğiz. Metropol'ün son araştırmasının sonuçlarıdır arkamdaki. Çok çarpıcı ve yorumsuz diye kamuoyuna duyuruldu. Türkiye'nin iyiye gittiğini düşünenlerin oranı %25'e kadar gerilemiş vaziyette. %25.2 sadece, %25.2 yani 4 kişiden yalnızca biri Türkiye'nin iyiye gittiğini düşünüyor. Yani her anlamda iyiye gidiyoruz. İyiye gitmek ne demek? Ekonomimiz iyiye gidiyor, demokrasi iyiye gidiyor, dünya bizi kıskanıyor, bizdeki binalar gibisi kimsede yok, işsizlik zaten yok, ekonomi iyi yönetiliyor ve yeniden diriliş, şahlanış, kuru falan. İyiye gitmek bu olsa gerek. Buna inanan 4 kişiden biriymiş. Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünen %60.4. Yani ben de kötüye gidenlerdenim. Halkın %60'ı gidişatı kötü görüyor. Metropol Araştırma, Ocak ayında yaptığı anketin sonucunu paylaştı. Koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren %30'un altına düşen Türkiye iyi gidiyor diyenlerin oranı geçtiğimiz ay %21,5'e kadar düşmüştü. Bu ay %25,2 olarak açıklandı. Türkiye iyiye gidiyor diyenler. Türkiye'nin durumu kötüye gidiyor diyenlerin oranı %60,4 oldu. İyi gitmiyor çünkü gençlerimiz işsiz. Çünkü insanlar işsiz. Tarım bitmiş, sanayi bitmiş, ekonomi çökmüş. Covid-19'dan herkes ölüyor ve yapılan hiçbir şey yok. Her şey kötü. Yani üretim olmayınca tabii her şey haliyle kötü olacak. Yani başka çaresi var mı? Yani çok açık. Nereye gittiğimiz besbelli. Muhtemelen daha da kötü olacak. Tabii ki tercih etmiyoruz, dilemiyoruz. Ama bana göre gidişat iyi değil. Gerek ekonomik, gerek sosyal ve demokratik haklar. Şu an çok iyi değiliz. Hatta birçok genç, benim gibi genç de yurt dışına gidip hayat yaşamayı falan da düşünüyor. Ama net bir şey söylersem de evet, şu an Türkiye iyi değil. Çok iyi değiliz, evet. Çok iyiye gitmedik. 160'tayım ben de. Şirketin başkanı Özel Sencar, yorumsuz olarak paylaştığı grafik incelendiğinde ne 17-25 Aralık operasyonu döneminde ne de 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasındaki dönemde bu kadar düşük bir oranın çıkmadığı görüldü. Haziran 1 Kasım seçimleri arası. Neler yaşadık, neler. Her 15 günde bir sarsıldık. Şehit üstüne şehit haberi. Terör saldırısı üstüne terör saldırısı. Türkiye çok acı bir girdaba sürüklendi. İki seçim arası. O dönem dahi bu kadar düşük değilmiş. İşlerin iyi gittiğini düşünenlerin oranı. Şimdi %25'lere kadar inmiş. 17-25 Aralık'ta dahi bu kadar düşük değilmiş.
işlerin iyi gittiğini düşünenlerin oranı. İşler iyi gidiyor olsa yıllardır atama bekleyenler atanır. Enflasyonun altında zam görmez hiçbir çalışan, hiç kimse işten çıkarılmaz. Ekonomide çarklar dönmeye devam eder. En azından ekonomi açısından böyle. Öyle olmuyor. Ama neye dayanarak işlerin iyi gittiğini söylüyorlar bilmiyorum. Ücretli öğretmenlerden söz edeyim size. Ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında eğitim veriyorlar. Kaç ders verebilirlerse o kadar para alıyorlar. Yoksulluk sınırının zaten altında ellerine geçen para. Açlık sınırına da çok yakın maalesef. Kadro bekliyorlar, atama istiyorlar. Ücretli öğretmenler olarak yıllarca eğitimin bir neferi olduk. Zor şartlar altında en ücra köşelerde çalıştık. Kimi 7 yıl, kimi 10 yıl, kimi 15 yıldır çalışıyor. Ancak emeklerinin karşılığını alamıyor. Onlar atama bekleyen ücretli öğretmenler. Öğretmenler olarak senelerdir devletimizin görev verdiği yerlerde en ucra köşelerde emek verdik, çalıştık. Yaklaşık 16 senedir öğretmenim, ücretli öğretmenim. Artık bu çalışma şartlarımızın düzeltilmesini, belli bir sene hizmet vermiş arkadaşlarımızın devlet bünyesine kadro olarak atanmasını istiyoruz. Ankara'da bir araya geldiler, seslerini duyurmaya çalıştılar. Şu anda aktif çalışan yaklaşık 90 bin öğretmen var Türkiye'de. Çok ucuza çalıştırdıkları için bizleri sanırım. Bu yüzden devletin de işine geliyor. Ücretli öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda saati 18 lira 99 kuruş olan ders ücreti karşılığında çalışıyor. Haftada 30 saat ders yapan bir ücretli öğretmen ayda yaklaşık 2300 lira kazanabiliyor. Kısmi zamanlı olarak sigorta yapılan ücretli öğretmenler, kadrolu öğretmenlere tanınan neredeyse hiçbir sosyal haktan da faydalanamıyor. Tam çalıştığımızda bile sigortamız yarım yatıyor, 17 gün yatıyor en fazla. Kadrolu öğretmenlerin yararlandığı hiçbir haktan yararlanamıyoruz maalesef. Ders ücreti karşılığında eğitim veren öğretmenler emeklerinin karşılığını almak istiyor. KPSS'den yüksek puan alsalar dahi alanlarına kadro açılmadığı için atamaları yapılamıyor. Çok yüksek puanlar da alsak kontenjan verilmediği için aldığımız puan da işe yaramıyor. Biz çok az bir miktarda öğretmen, diğer kadrolu öğretmenlerin aldığı maaşın 1/3 kadar maaş alıyoruz. Sigorta primlerimiz yatmıyor. Yani sınıf öğretmeni yapıyoruz, onun maaşını alamıyoruz. Hani birçok yönden eksikliklerimiz var. 2800 liraya çıktı asgari ücret. Benim en son yatan maaşım 1800 lira. Kadrolu olamadan emekliliği gelenler var. Devlette sözleşmeli personelden geçilmiyor. Örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı. Sözleşmeli personel sayısı 10 yılda 6,5 kat artmış. Kadro yok. Sözleşmeli personel çalıştıralım diyorlar. Bakanlıktaki toplam personelin 5'te 1'inden fazlası sözleşmeli. Kültür Bakanlığı'na sorduğum sorulara yanıt geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu soru önergesi verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yanıtladı. Bakanlıkta kadrosuz personel sayısının 10 yılda 6,5 kat arttığı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un önergeye verdiği yanıta göre toplam 10.424 kadrolu, 1892 sözleşmeli personel bulunuyor. Bakanlıktaki toplam personelin 5'te 1'inden fazlası sözleşmeli. 53 sözleşmeli personel ise kadro yüzü göremeden emekli oldu. 2010 yılında 9.075 personel varken bu sayı 2020 yılında sadece 10.424'e çıktı. Sözleşmeli personel sayısı 10 yılda 6,5 kat arttı. Toplam 10.000 personel var ve bunların 2000'i sözleşmeli personel. Yani kadroya geçirilmemişler. İnsanlar Kültür Bakanlığı'nda kadro almadan emekli oluyorlar. Ancak buna karşın atanan üst düzey personel sayısı ise 48'e çıktı. Tanrıkulu'nun önergesinde bir soru daha vardı. O da istisnai kadrolara atanan memurların AKP'li siyasetçilerle olan ilişkisiydi. Soruya cevap gelmedi. İstisnai kadrolara kaç tane memur atandı ve daha sonra kaç kişi nakil oldu buralarda? Ve bunların bakanlarla, milletvekilleriyle AK Partili siyasetçilerle ilişkileridir diye sormuştum. Yanıt verilmedi. Tahmin ediyorum ki istisnai kadrolara milletvekillerinin ve bakanların birçok yakını atanmıştır. Ve oradan da başka bakanlıklara geçmişlerdir. Yorgunum yorgun ama umutsuz değilim. Niye yorgunum söyleyeyim. Şimdi az evvel sözleşmeli öğretmenleri, ücretli öğretmenleri gösterdim. Sonra sözleşmeli personelden söz ettim.
Bir izleyicimiz Ruken Hanım, herhalde Ruken ismi, diyor ki gerçekten 7 yıl çalıştı diye kadro verilmesini mi talep ediyorsunuz ücretli öğretmenlere? Biz burada atama bekleyen bunca öğretmen varken. Hayır, atama bekleyen öğretmenler beklemeye devam etsin demiyoruz. O sizin hakkınız. Zaten beklememelisiniz aslında. Madem eğitim fakülteleri böyle plansız bir şekilde açıldı, mezun oldunuz. Evet, özelde çalışsınlar o zaman. Özelde asgari ücretle çalıştırılıyorlar. Hayır, asgari ücrete talim etmek zorunda değil. Öfkelenmekte son derece haklısınız ama lütfen ücretli öğretmenlere öfkelenmeyin. Onların da hakkı, iş güvencesi, hakkı, insanca yaşam, onların da hakkı. Nasıl olur da greve giderler canım, 5000 lira ücreti mi beğenmemişler diyenler. İşçinin hakkı, temizlik işçisinin hakkı, 5000 lira bir para değil günümüzde. Açlık sınırı, yoksulluk sınırının zaten çok altında. Hep birlikte daha fazla ücret, daha fazla hak talep edelim. Ve öfkemizi de mümkünse bizi yoksulluk sınırında yaşamaya itenlere yönlendirelim, birbirimize değil. Ona o para verilir mi? Verilecek. Sen daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorsan sen de sesini duyur. Talep et. Grev, toplu görüşme, hak, eylem, barışçıl protesto, hak. Bak, Tekstil İşçileri Sendikası. İşten atılan işçiler geri alınsın, kod 29 kaldırılsın diye şu ortamda 3 kişiyi bir araya getirmedikleri, iktidar kongreleri hariç, 3 kişinin bir araya getirilmediği ortamda eylem yaptılar. Kod 29 çok çok korkunç bir şey. Ne demek biliyorsunuz değil mi? İşçiyi işten atamıyorum, punduna getirip atmam lazım, tazminat da vermek istemiyorum, ahlaksızlık yaptı diyeyim. İş yerinde ahlaksızlığın adı kod 29. Bunca işçiyi kod 29'da işten atmaya çalışıyorlar. Güya pandemide işçilerin lehine gösterilerek yapılan düzenlemeler aslında patronların hak arayan bütün işyeri cezalandırmasının yöntemine dönüşmüş durumda. Pandemi sürecinde işten çıkarma yasağının istisnası oldu kod 29. Yani işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesi. Şu anda bu kod 29 uygulaması Antep Başpınar için bir işçi kıyımına dönmüş durumda. İşten atma yasağından önce Başpınar'da organizede bu kadar işçi işten atılmamıştır. Sendikalara göre kod 29 işçi üzerinde bir sopa gibi kullanılmaya başlandı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil firması birçok işçiyi kod 29'la işten attı. İşçiler direniş başlattı. Zam açıklandığı zaman da zaten bu zam bizi tatmin etmedi. Biz yetkililerle oturup toplandık, konuştuk, zamın bizi tatmin etmediğini söyledik. Bununla alakalı daha önce Kemal arkadaşımızı kod 29'dan işten attılar. İşten atılma sebebi için biz de dedik ki arkadaşlar biz kod 29 bir suçtur. Bizim için bizi lekeleyen bir suç olduğu için biz de bunu kabul etmedik. Kemal arkadaşımız için toplandık ve Kemal arkadaşımızın hakkını savunduk. 16 kişiyi işte iş düşürmeden, yok içerideki düzeni bozmadan, elebaşlılıktan, şundan bundan 16 kişiyi şu anda burada çıkardılar. Fabrikanın önüne geldik. Biz neden işe gelmiyoruz? Bizi neden çalıştırmıyorsunuz? Hani pandemi süreci mi, ücretsiz izin mi, yıllık izin mi? Bunun bize bilgisini verin. Bir yazılı kağıt istedik. Bunu sorduğumuzda kendiler bizi direkt dediler ki sizi işten attık. Tazminatsız, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışta bulunmuşsunuz dediler. 8 yıldan beri ben burada çalışıyorum. 8 yıldan beri ben ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir şey yapmam da bugün mi yaptım? Bunları yaptığı yani büyük bir hakaret. Yani bunu kabul edilir bir yanı yok. Yani bunun devletin bir an önce el atması gerekiyor. Yani bu zulmü durdurması gerekiyor. Disk Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, işçilerin haklarını aradıkları için açlığa terk edildiğini söyledi. Pazar tatilinde mesai yapmayı kabul etmeyen, fazla mesaiyi kabul etmeyen, iş yerinde herhangi bir haksızlığa itiraz eden, bir hak talep eden, iş yerindeki herhangi bir uygulamaya, baskıya itiraz eden, sendikal olma hakkını kullanan, yani her şekilde hak arayan her işçi kendini kod 29'la ya tazminatsız işten atmakla karşı karşıya buluyor ya da ücretsizliğine açlığa mahkum ediliyor. Sonuna kadar burada direneceğiz. Haklarımızı istiyoruz. Ekmek veren ele bu yapılır mı? Demeyin hiç. O ekmeği işçiler çalışarak üretiyorlar. Kimsenin verdiği değil. Hak ettikleridir bu. Şimdi bunları aşacağız. Dünyada haftada 4 gün mesai tartışılıyor. Hafta sonu tatili 3 gün olsun. İşçiler mücadele ederek o hakkı da alacaklar biliyorum.
4 gün daha verimli çalışılır. Bence 3 gün olmalı hafta sonu tatili. Ne dersiniz? Şimdi düşürme işçilerin aklına bunları derseniz. Konuşalım, tartışalım tüm bunları. Şimdi dün seçkinci olmakla suçlandım. Anlatacağım sebebini. Uzun zamandır tweet atmıyorum. Bir işte Halk Haber başladı diye yazıyorum Twitter'da. Söyleyeceğimi ekrandan doğrudan söylüyorum zaten. Neyse. Dün sabah bunu paylaşmak istedim. Müjdat Gezen. O kadar mutlu oldum ki kitabını göndermiş, son kitabını. Çocukluğumu bindirdim tramvaya, o gitti, ben kaldım yaya. Küçük öyküler var, çok hoş bir kitap. Bana da imzalamış, göndermiş. Daha da bir hoşuma gitti. Ben de dedim ki bunu paylaşayım Twitter'da. Bak sevgili İrfan Değirmenci'ye içten sevgilerle Müjdat Gezen yazıyor. Selam söyleyelim buradan da. Biliyorsunuz bu hafta bir sabah kendini mahkeme kapısında buldu. Niye Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişsiniz diye yargılanıyor Müjdat Gezen. Hakaretten yargılanıyor. Haddini aşma sözlerinden dolayı hakaret kabul etmişler. Hapsi isteniyor. Ben de dedim ki başka yerlerde olsa Müjdat Gezen pamuklara sarılır, sarmalanır. Burada maalesef durum bu. İçimi acıtıyor. Hemen altına yazmış bir Twitter kullanıcısı. Seçkincilik yapıyorsunuz. Müjdat Gezen ünlü diye böyle söylüyorsunuz. Binlerce kişi aynı suçtan yargılanıyoruz. Yahu Müjdat Gezen yargılanmasın, geri kalan herkes yargılansın mı dedik. Zaten bu Türkiye Cumhuriyeti'nin en popüler cezalandırma yöntemi. Tam 9.554 kişi ceza almış Cumhurbaşkanı hakaretten. 10.000 kişi Cumhurbaşkanı hakaretten ceza almış. Ama mesela bir siyasetçiyi sokak ortasında 5 kişi çevirip dövüyor, hepsi serbest. Ortada böyle bir durum var. Bunu anlatmak istiyorum. Binlerce insan Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyor, hüküm diyor. Türkiye'de yargı tek taraflı işliyor. Maalesef ki yürütmenin güdümünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yürütülen soruşturma ve sonrasında açılan davalar, mahkemelerin önünde binlerce dosya. İşte bu davalara bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bir memur, Erdoğan'la dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Benim ülkemde Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve binlerce insan işlemedikleri suçlardan dolayı yargılanıyor, tutuklanıyor, hüküm giyiyor. Kararı itiraz etti o memur. Soruşturma ve kovuşturma süresi boyunca kendisine yasal hakların anlatılmadığını iddia etti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Selçuk Özdoğan'a saldıranların serbest kalmasını hatırlattı, yargıyı hedef aldı. Bir partinin genel başkan yardımcısına bir saldırı oldu. O planlı saldırı yapan 4 sanık serbest. Yargı saraya bakmamalı. Önce yasaya, sonra vicdanına göre karar vermeli. Erdoğan'a hakaret davaları ise rekordan rekora koşuyor. Türkiye'de son 6 yılda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 9.556'sı hapisle sonuçlanan toplam 128.872 soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmaların 27.717'si için ceza davası açıldı. Bu dönemde 264'ü 12-14 yaşları arasında olmak üzere 12-17 yaş arası 903 çocuk aynı suçlamayla yargılandı. Cumhurbaşkanı'na gelince hakaret... Ama bizim ailemize küfrediyor insanlar, suç duyurusunda bulunuyoruz, düşünce özgürlüğü. Yargı iki şekilde hareket etmemeli. Yargının iş yükü, Cumhurbaşkanı'na hakaret odaklı da ağır. Dedim ya size, bu döneme damgasını vuracak görüntülerden birini izleyeceksiniz birazdan diye. Ben izlerken utandım diye. Ucundan biraz bahsedeyim, sonra reklamlardan sonra detaylıca anlatacağım. Bu nedir? Size sorayım. Nedir bu? Bu nedir? Sebebi nedir? Söyleyeyim mi? 2 liralık ayçiçek yağı verir misin demeye başladı insanlar İstanbul'da. 2 liralık ayçiçek yağı satılıyor küçük marketlerde. Poşette satılıyor. Şişesinden çıkarıp poşete koyup öyle veriyorlar isteyene. Gram altın gibi veriliyor. Yemek yapacağım akşama, 2 liralık ayçiçek yağı verir misin diyene... Bu poşette ayçiçek yağı veriyorlar. Ben utandım. Konuşacağız reklamlardan sonra.